Merhabalar. Bugün 2021 Afyonkarahisar Valiliği Aile Yılı etkinlikleri kapsamında üniversitemizin paydaş olduğu şu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcımız, aynı zamanda öğretim görevlisi Kevser Pamuk hocamızın ailede şefkat ve merhamet konulu etkinliğini sizlerle birlikteyiz. Kısaca Kevser hocamın CV'sinden bahsetmek istiyorum. Öğretim görevlisi Kevser Pamuk hocamız lisans eğitimini Afyonkoca Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde tamamladı. 2017 yılında aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programından mezun oldu. Halen Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği ana bilim dalında doktora eğitimine devam etmekte. 2001 yılında meslek hayatına hemşire olarak başladı. 2020 yılına kadar Sağlık Bakanlığı'nda bağlı kuruluşlarda hemşire ve sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılının başından beri üniversitemiz şu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nda öğretim görevlisi ve aynı zamanda Yüksekokul Müdürü Yardımcımız olarak görev yapmaktadır. Motivasyonel görüşme teknikleri, çocuk resminin psikopedagojik analizi, Mindfulness temelli stres azaltma programı, bağımlılık danışmanlığı sertifika programı, sanat terapisi ve bilişsel davranışçı oyun terapisi eğitim programlarına da katılmıştır hocamız. Hocam buyurun, söz sizde. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun sunumunuz için. Şimdi bugün ben sizlere ailede şefkat ve merhamet konusundan bahsedeceğim. Tabii öncelikli olarak bu arada katılımcılar da var. Onları da kabul etmem gerekecek sanırım burada aynı zamanda. Evet. Şimdi ben sizlere ailede şefkat ve merhametten bahsedeceğim. Öncelikli olarak hani sunum içeriğinde neler olacak onlardan bahsedeyim. Tabii önce bu kavramları bir tanımamız gerekiyor. Yani şefkat ve merhamet kavramı nedir? Onlara bakacağız. Çünkü birbirlerinden ayrıldıkları noktalar da var. Şefkat neleri barındırır? Bundan bahsedeceğim. Hani daha çok şefkat üzerinden gideceğim. Çünkü ayrıldığı noktalarda hakikaten önemli şeyleri vurgulamak istiyorum. Yine aile içerisinde bunu nasıl katacağız? Bizim için bağlanma çok önemli. Hani çocukların nasıl bağlandığı, güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve daha sonra iki farklı aile türümüz var bağlanma, şefkat konusunda. Bunlardan da sizlere bahsedeceğim. Şimdi söylediğim gibi öncelikli olarak şefkat ve merhamet nedir? Biz de hani Türk Dil Kurumu'na göre tanımlayacak olursak şefkat sevecenlik olarak aslında geçer. Hani Türk Dil Kurumu'nda en basit tanımı sevecenliktir şefkatin. Merhamete gelecek olursak ise bu bir başka canlı, yani bu insan olabilir, hayvan olabilir, hiç önemli değil, bir bitki olabilir. Buna karşı, onun kötü durumdaki olma durumuna karşı bizlerin duyduğu acıma duygusu aslında daha çok merhamet. Yani içimizde bulundurduğumuz üzüntü, ona karşı üzüntü duyma, ona o acıyı duymak, onu hissetmek aslında merhamet. Ben bu katılımcıları kabul edebiliyor muyum acaba? Farkında değilim ama Evet. çok geliyor arkasından ama kabul ediliyor mu acaba? Tamam Emin hocam. olamadım. Ben de deneyeyim. Hemen Siz de. bakıyorum şu an tekrardan evet kabul ettim ben şimdi. Tamam hocam. Elinize sağlık. Sizi host Evet, maalesef yapınca öyle olacak şimdi. evet. Evet, şimdi şefkate biz baktığımızda aslında kişilerin, ya maalesef bizler biliyorsunuz hayatımızda bazen yani istesek de istemesek de kötü olumsuz olaylarla karşılaşabiliyoruz maalesef. Hani bu kimse isteyerek bir kötü olaya maruz kalmaz tabii ki. Bu yaşadıklarımıza baktığımızda bunların içerisinde bir takım acılar. Pardon hocam. Katılımcılarımız lütfen seslerinizi Evet. kapatabilir misiniz? Rica etsek. Ben de onu rica edecektim. Evet, şefkat dediğim gibi biz hani insanlar gerçekten bir takım şeylere maalesef maruz kalabiliyor. Bunların içerisinde ne var? Bir takım acılar yaşıyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Hastalık, hele ki şu an gündemimizde gerçekten kabus gibi çöktü. Covid-19 sürecinden geçiyoruz. Hani ciddi Evet. süreçte kendimizde, yakınlarımızda bir sürü maalesef sıkıntılar görebiliyoruz. Ölümle karşılaşıyoruz. En basitinden hiçbir şey olmasa bile hani normal yaş almaya bağlı olarak yaşlılık kavramı karşımıza çıkıyor.
Sonra aklı ve ruhumuzu zayıflatan yine pek çok psikolojik olarak bizi çöküşler bekliyor hayatta. İşte bunlara karşı, bunların bizde oluşturduğu ağrılara diyelim aslında, bu yaraları sarabiliyor muyuz aslında? Yani budur şefkat, onları kucaklayan, tamamen içine alan, onları barındıran bir durumdur şefkat aslında. Peki şefkat nelerden oluşuyor, hangi öğelerden oluşuyor? Bunu da bence söylememiz gerekiyor burada. Bir kere en başta şefkat, empati dediğiniz çok güzel bir kavram var. Maalesef bizim toplumumuzda hani biz bunu sempatiyle çok fazla karıştırıyoruz. Hani bunu ayırmak gerekiyor bu noktada. Empati, yani biz sempatide ne yapıyoruz? Karşımızdaki kişi ağlıyor, ben de duygulandım, ağladım. Yani bizde budur, biz maalesef bunu karıştırıyoruz. Ama empati böyle değil. Empati onun gerçekten o yaşadığı o üzüntülü durumu, o sıkıntıyı anlamak, onu hissetmek ve bunu karşımızdakine hissettirmek aslında. Yani senin yanındayım, şu an senin acını ben de hissediyorum, bunu biliyorum diyebilmektir aslında. Bunun yanında kabul. Bir kere gerçekten şefkatin içerisinde en büyük barındırdığı şeylerden bir tanesi kabul. Yani kabul olması gerekiyor. Yani bu karşımızdakine, birazdan şefkat türlerinden bahsedeceğim. Yani şefkat demek sadece bizim bir başkasına duyduğumuz şefkat değil. Hani ben aileye gelmeden önce bu kavramların bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunlara değinmek istiyorum hocam. Bir kere kabul sürecini bilmeliyiz. Yani onu kabul edebilmek. Yani hani onun acısını, onun üzüntüsünü, onun içinde bulunduğu sıkıntılı durumu ya da bizim kendimizin. Onları kabul etmemiz gerekiyor ve cömertlik barındırır. Ve biz şefkati bir kumaş gibi düşünürsek aslında, bir kumaş dersek, biraz cesaret, biraz hoşgörü, biraz sakinlik ettiği, bunların hepsi şefkatin içinde barınan durumlardır. Ve burada esas amaç aslında acının gerçekliğine açık olma durumu, acıların iyileşmesini isteme durumudur aslında bu. Yani bizim aslında kültürümüzde hep biraz önce de söylediğim gibi şöyle bir mantık var. Hani sadece biz başkasına şefkat aktarırız. Hep bu vardır. Halbuki şefkat sadece bu değildir. Ben size burada biraz senin türlerinden bahsetmek istedim bunun. Şimdi bizden diğerlerine aktarılan şefkat herhalde hepimizin en sık bildiği, karşılaştığımız şey. Hani çünkü şefkatli misin? Ben şefkatliyim. Evet, bir hayvana, bir canlıya, bir çocuğa bunu gösterebilirim. Budur hani, değil mi? Bizden gösterilen. Evet. Burada da tabii nedir? Şefkat ve merhameti ayıran nokta işte bizim burada karşımıza çıkıyor aslında. Yani şefkat ve merhamet burada ayrılıyor. Ve merhamet karşımızdakinin aslında acısını azıcık ne yapıyor diyelim? Bununla baş edebilme gücünü yok sayıyor aslında merhamet. Çünkü ben ona acıyorum burada. Ama şefkatte öyle bir şey yok. Yani şefkatte bir hiyerarşi görmüyoruz biz. Şefkatte yani acı çeken kişi zayıf, güçsüz demek değildir. Çaresiz demek değildir. Yani bu sadece acı el değiştirmiştir. Bugün ondadır, yarın bendedir, bir başka gün sendedir. Aslında bunu bilebilmek. Yani şefkatteki bizim hani bu kavramı işte bu noktada dediğim gibi merhametle birbirinden aslında ayrılıyor. Yani bu hani acı değişiyor ve farklılaşıyor. Elden ele değişebiliyor sadece. Yani biz burada başka bir kişiye şefkatimizi aktarıyoruz. Bir diğer ise başkalarından bize gelen şefkat. İşte bizler yine bu noktada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hani söylediğim gibi hep şöyle bir algı var maalesef. Yani şefkat ihtiyacımız olduğunda, yani aslında şöyle, biz ne zaman ihtiyaç duyarız buna? Biraz önce söyledik, bir takım acılar, bir takım sıkıntılar, bir takım duygusal çöküşler yaşadığımızda dedik şefkate ihtiyacımız vardı. O zaman biz ne yapıyoruz işte bireyler olarak? Ki çoğu bireyin özelliği böyle. Hani böyle bir durumda içimize kapanmayı tercih ediyoruz bazen. Bu çöküşlerde yalnız kalmayı, yalnız kalırsam baş edebilirim gibi. Ya da şöyle düşünüyoruz. Eğer ki ben birisinden şefkat beklersem ya da ben bunu istersem sanki ben güçsüz görünürüm etrafıma. Ben benim için ne kadar aciz derler. Ne kadar bana güçsüz sıfatı yapıştırılır. Sanki bunları görüyoruz maalesef. O yüzden de biz sanki başkalarından bize gelen şefkati de alma noktasında hakikaten zorlanabiliyoruz belki de. Yani belki de şöyle düşünüyoruz. Biz işte böyle görünürsek çevremizdekilerden bir tehlike. Hani benim güçsüz durumumdan acaba etrafımdakiler faydalanmak isterler mi? Belki de böyle bir düşünce içerisine giriyoruz. Aslında pek çok bilimsel çalışma bunu ispatlıyor. Kırılganlık düzeyinin farkına varan kişiler
psikolojik olarak daha sağlam kişiler. Yani bu pek çok bilimsel çalışmada hakikaten bu ispatlanmış. Yani kişi eğer kendinin eksik, zayıf yönlerini biliyorsa, yani bu eksik ve zayıf yönlerinin eğer farkındaysa, kişilerin psikolojik sağlamlıklarının daha yükseldiğine dair de bilimsel veriler mevcut. Ve gerçekten en zor, belki de bu şefkat içerisinde en zor adlandırdığımız şey ise öz şefkat dediğimiz şey. Bu nedir? Kendi kendimize duyduğumuz şefkat. Maalesef biz bazen başkalarından daha fazla zarar veriyoruz kendimize. Gerçekten bu noktada hani bizim kültür olarak, aslında toplumumuz olarak bunu anlamakta biraz güçlük çekiyoruz. Yani hocam, hep bir şey vardı. Genel olarak diyorlar, öncelikle kişi kendini sevmeli. Hep tavsiye edilen kesinlikle etrafından yani önce. Kendisini sevmeyen bir insan hakikaten başkasını sevemez gerçekten hocam, sizin de söylediğiniz gibi. Önce kendimizi sevmeliyiz. Çünkü biz diyoruz ki şefkat de aynı diğer şeyler gibi aslında özde başlar. Yani bizim özümüzde bu olmalı, içimizde olmalı ki ben kendime önce şefkat duymalıyım, kendime bunu yaşamalıyım ki bunu bir başkasına da duyabileyim aslında. Ve gerçekten biz dediğim gibi hep şefkat dediğimizde ailemize, büyüklerimize, evlatlarımıza, komşularımıza belki o nezaket her zaman gösterebiliyoruz baktığımızda. Ama maalesef biz kendimize gerçekten bunu yapmak konusunda zorlanıyoruz, bu şefkati gösterme konusunda. Ki biraz önce de söylediğim gibi hemen işte ben zayıfsızım. İşte bir başarısızlık yaşadık diyelim ki. Sınavdan kötü bir not aldık. Yani en basitinden hepimizin hani çocuklarımız var. İşte çocuklarımız bir notu alıyor. Hemen kendisine diyor ki çok başarısızım ben. Hani bir tanesi oldu bitti. Sanki tüm dünya yıkıldı. Ya da işte biz bir acı yaşıyoruz değil mi? Hepimiz yaşayabiliriz kayıplar. Kayıpları yaşadık bitti. İşte hep benim yüzümden oldu bu. Ben yaptım. Hep kendimizi kötülüyoruz, kendimizi etiketliyoruz maalesef ki. İşte bu noktada da gerçekten böyle yapmak yerine kendi başımıza okşamayı bilsek bazen, şöyle birazcık yüreğimize dokunabilmeyi bilsek bazen, belki de pek çok şey gerçekten değişmiş olacak. Ve hani hayatın zorluklarına... İş yerinde de mesela çalıştığımız ortamda işte öğrencilerimize göstermiş olduğumuz toleransı çocuklarımızda, o şefkati, merhameti bazı konularda bazen esirgeyebiliyoruz, gösteremeyebiliyoruz evet. Yani. Maalesef evet. Bazen, ama işte burada ne yapıyoruz yine hocam? Biz aslında yine bakın şu an kendimizi eleştiriyoruz. Farkında mısınız? Evet. Hani aslında işte o öğrencimize yapıyoruz ama eve gittiğimde çocuğuma yapamıyorum. Acaba ben yetersiz bir anne miyim? Değil mi? Evet. Bakın bunu hep yapıyoruz. Maalesef evet. Yapıyoruz. Ki ben de yapıyorum bunu. Kendimizi çok eleştiriyoruz. Evet, eleştirilere açık olmak güzel. Öz eleştirileri de hani kendi kendimize de yapmalıyız ama bunu kendimize zarar verecek şekilde yapmamamız gerekiyor. Yani bunu bir kere ayırmak gerekiyor en başta. Bu çok önemli. Hani acımasız davranmamalıyız kendimize. Gerçekten bu oldukça önemli bir nokta. Çocuklarımıza öğretelim en azından. Evet, inşallah öğretebilirim onu. Burada dediğim gibi ben kendine şefkat konusu hakikaten önemli olduğu için, yani bu kendine karşı şefkatli olan kişilerin neler, hani özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Neler yapıyorlar? Yaşadığımız olumsuz durumlar, işte acılar, sıkıntılar değil mi? Bu durumlarda kendilerine karşı daha anlayış gösterebiliyorlar bu kişiler. Yine üzgün veya öfkeli olduklarında kendilerine yüklenmekten kaçınıyorlar. Ve hatalarının ve başarısızlıklarının başkalarının da başına gelebileceğinin farkında olurlar. Yani biraz önce söylediğim gibi bu sadece benim başıma gelmedi. Bir başkasının başına da gelebilir değil mi? Yani hani bir kere bunun farkına varmak da önemli. Ve yine hani söyledim ya en başta, bazen böyle kendini kötü hissettiğinde insan kendini izole edebiliyor. İçine kapanmayı tercih edebiliyor. İşte bu eğer kendine şefkat gösteren kişiler, eğer ki o şefkati gösterebilirlerse bu dış dünyadan da izole olmuyorlar böyle bir durumda. Ve gerçekten bizim burada duygularımızın farkına varabilmek çok önemli. Ve bunu tabii birazdan hani aile konusundan bahsederken de söyleyeceğim. Duygularımızı fark etmek, bu çok önemli bir kavram. Yani şu an heyecanlı mıyım? Evet, heyecanlıyım. Şu an bunu hissedebiliyorum yani. Hani önemli olan bu duygunun farkında olmak. Ben şu an heyecanlıyım. Mutluyum aynı zamanda. Böyle bir sunumu yapabildiğim için mutluyum şu anda. Hani her zaman o yaşadığımız durumlarda da evet şu an ben üzüntülüyüm ve demiştik kabul etmek. Bunu kabul edebilmemiz gerekiyor işte. Yani hani üzgünüm, kabul edeceğim bunu.
canım sıkıldı değil mi bir şeye karşı, bir olumsuzluk yaşadım. Bunu kabul etmek ve kendimize karşı o kabul edici tutumu gösterebilmemiz oldukça önemli ve biz bu kendine şefkat gösteren kişilerde de bu tür davranışlara zaten karşılaşıyoruz. Şimdi burada Dalai Lama'nın bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Sevgi ve şefkat birer gerekliliktir, lüks değildir. Onlar olmadan insanlık var olamaz ki, hani zaten insanlık var olamaz ki, biraz önce söylediğim gibi şefkat çok evrensel bir dildir. Yani bu hani hayvanlar için de geçerli, tüm canlılar için. Evimizde mesela bir çiçek bakıyoruz değil mi? Eminim ki Filiz Hanım sizde öyledir değil mi? Çiçeklerimizi severiz. Şöyle bir dokunuruz, bir onlarla bazen gider konuşuruz. Hani şefkat sadece illaki bir kişiye, bir insana özgü bir kavram değildir. Bunu da kedinin başını bile okşasak değil mi bir canlının, kedinin, o bile önemli. Evet, kesinlikle. Şimdi bunu artık böyle biraz ailenin içerisine sokacak olursak, yapılan çok güzel çalışmalar var zamanında. Ki bu mesela memelilerde bağlanma sisteminin gelişimini vurgulayan bir deney. 1950'li yılların başında Harlow tarafından yapılmış. Filiz Hocam, bu yeni doğan iki tane maymunu ele almışlar. Ve onları annelerinden ayırmışlar maalesef. Annelerinden ayırıp onlara bu şekilde bir tanesi şurada maymunun sarıldığı gibi görüldüğü üzere sıcak, böyle rahat havlularla sarıp sarmalamışlar ve şuraya tam yukarıya bir hani biberon yerleştirmişler. Bir diğer sağda gördüğünüzde ise tel örgüden oluşan bir maket oluşturulmuş ve yine bunun da yukarıda bir biberonu var. Anne, hani anne sütünü alabileceği diyeyim. Böyle bir biberon var. Fakat bunu gözlemlemişler. Yani hani neyi gözlemlemişler burada? Nasıl, anneye nasıl bir tepki veriyorlar? Bunu hani anne yerine koymuşlar. Çünkü annelerinden almışlar. Anneye verilen tepkilere bakmışlar. Yani önemli olan sadece fizyolojik ihtiyaç mı? Yoksa diğer ihtiyaçlar mı? Buna bakılmış. Ve soldaki maymunun şu an kucakladığında o sıcaklığı, o rahatı hissettiği için maymun o anne sütünü alsa bile oradan ayrılmak istememiş o sıcaklığı hissettiği için. Ama tele örgülü olan kısımda maymun sadece gelip karnını doyurmuş uzaklaşmış. Karnını doyurmuş ve uzaklaşmış. Yani işte burada hani o sıcaklık ve rahat hissinin, o bağlanmanın hani bir hayvanlarda bile bu şekilde hani ortaya konulmuş ve çocukların erken yaşlardan itibaren sevgiyle büyümelerinin hakikaten kendilerini daha çok güvende hissetmelerine, bu kabul sürecini daha iyi hani başkalarına karşı da, çünkü anneyi ya da işte anne de deneyelim. Bazen maalesef herkes şanslı olmuyor. Anneyle büyüyemiyor bazen maalesef ki. Biz birincil bakım verenler diyelim buna. Hani bakıcı olabilir, kurumlarda büyüyen çocuklarımız var. Hani oralardaki bakım vericileri de düşünürsek. Orada hani bu sevgi eğer sağlanabilirse, bu ortam sağlanabilirse çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda. Çünkü burada bu güveni geliştirirse bunu başka bir yerde de, diğer ilişkilerinde de bunu kullanabiliyorlar. Özellikle bunu hani yaşamın ilk yıllarında özellikle bu vurgulanmış. Yine şefkat, hani ebeveynle yine bağlanma kurumundan bahsedeceğim birazdan. Hani biz ebeveynle dediğim gibi hani bu ebeveyn içerisinde anne baba tabii ki giriyor ama biz birinci bakım verenleri her zaman işin içerisine katmak zorundayız. Burada hani bakım verenle bebeğin davranış geliştirme şekli olarak aslında karşımıza çıkıyor. Evet, bağlanma kuramını da yine Harlow'lu maymunlar üzerindeki yaptığı deneyi ne yapmışlar? Bir adım öteye götürmüş ve John Bowley bize bağlanma kuramını ortaya koymuş. Bowley çocuğun ihtiyacı olduğunda, ne zaman ihtiyacı olursa yanında o bakım veren kişiyi bulabiliyor mu? Buna bakılmış. Yani ihtiyaçları ne ölçüde karşılanmış? Hani çocuk ağladı, kucağına mı alınmak istiyor? Kucağına alınmış mı? Maalesef bizim kültürümüzde bilirsiniz Filiz Hanım, işte çocuğu çok kucağına alıştırma, işte sen gittiğinde işe ona kim bakacak değil mi? Bu tür maalesef bir takım söylemler var. Bunlar hakikaten bu güvenli bağlanmayı bile etkiliyor. Yani o çocuk o kucağa alınması gerekiyor. Yani o kucakta olacak, o çocuk o kucakta büyüyecek. Annesinin kokusunu ya da o bakım verenin kokusunu alacak. Yani olmazsa olmaz ki bu bağlanma kurumunda çok açık bir şekilde ortaya konulmuş. Yani çocuk ihtiyacı olduğunda ya da ihtiyaçtan kasıt fizyolojik de olabilir, psikolojik de olabilir, duygusal bir ihtiyaç da olabilir bu, her türlü ihtiyaç. O ihtiyacı hissettiğinde
O bakım veren kişiyi, ki özellikle bu bağlanma kuramında anne çok vurgulanıyor, anne rolü vurgulanıyor. O bakım veren kişi ona yeterince o desteği gösterebilmiş mi? Ona o zaman teselli edebilmiş mi? İşte bunu kavradığı zaman çocuklar dünyanın güvenli bir yer olduğuna inanıyorlar. Bağlanma kuramı bize bunu öğretiyor. Yani bağlanma kuramıyla çocuk eğer ihtiyacı olduğunda bu ihtiyacı karşılandığını fark ederse artık ne oluyor? Dünya güvenli bir yerdir diyor ve artık diğer kişilere de güvenmeyi öğreniyor böylelikle. Ve eğer ki bazen ebeveynler çocuklarını tutarsız bir biçimde desteklerlerse, işte bu da sorun. Yani hani sadece ihtiyacı olduğunda bazen kendi durumlarına göre değişirse diyelim, daha doğrusu Filiz Hanım. Mesela bazen işte işten yorgun geldi. Evet, bu zaman zaman olabilir. Her zaman o şefkati, o ilgiyi gösteremeyebiliriz. Ama keyfi durumlarda işte hani eğer reddedici davranırlarsa, soğuk davranırlarsa, ihtiyacı olduğunda onun yanında olmazlarsa maalesef çocuklarda işte güvensiz bağlanma dediğimiz bu bir durum ortaya çıkabiliyor ve bu güvensiz bağlanma ile hani çocuk artık dünyaya olan güvenini tamamen yitiriyor ve başkalarına karşı güven geliştiremiyor. En kötüsü de bu. Hani çünkü diğer kişilere karşı da anneden ya da işte bakım vericilerden o güvenli bağlanmayı karşılayamadıysa bir sonraki aşamada artık güven boyutunda çok sorunlar yaşıyor ve bu tabii ki doğal olarak maalesef ki tüm ihtiyaçlarına da yansıyor doğal olarak. Yani tüm yaşamına, tüm ilişkilerine maalesef ki yansıyor. Şefkatin evrenselliğinden bahsetmiştik ve sadece şefkat iyileştiricidir diyoruz. Çünkü insanın içindeki tüm hastalıklar maalesef ki sevgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Hani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ki hayvanlardan yine örnekler vermek istiyorum ben. Gerçekten mesela şu fillerde mesela eğer ki annesini kaybettiyse bir fil, anne sütü alması gerektiği dönemlerde o grup içerisinde, o sürünün içerisinde anne olan, sütü olan bir fil tarafından besleniyor. Mesela böyle bir şey var. Yapılan çalışmalar bunu ortaya koymuş. Yine zebralarda mesela yine çok böyle beni etkileyen bir durum söz konusu mesela. Zebralarda bir sürüye karşı bir saldırı olduğunda mesela saldırı olduğunda anne özellikle ne kadar hızlı koşmasına rağmen evladının gerisinde kalarak hani gerekiyorsa ilk olarak kendinin yem olmasını ortaya koymuş. Mesela pek çok belgeselde yine bu gözlenmiş bu şekilde. Yine Mevlana'nın bir biliyorsunuz 7 öğüdü var. Bunların içerisinde burada 5 tanesini ele aldık. Şefkat ve merhamet de güneş gibi ol. Yani bu kavram hakikaten çok önemli. Yani hani güneş ne yapar? Kendisini de ısıtır, etrafını da ısıtır, tüm dünyayı ısıtır. Herkese yetecek kadar o ısıya sahiptir. İşte burada şefkat ve merhametli güneş gibi olmaktan kastımız bu. Yani sadece kendimize değil, etrafımıza, kendi yakınlarımıza, kendi yakınlarımızdan sonra diğer insanlığa, tüm insanlığa aslında bunu çok güzel bir şekilde güneş gibi olarak göstermemiz gerekiyor. Yine yüreğinde sevgi ve merhamet olan kişinin dili de, yüzü de, gülüşü de güzel olur diyoruz. Şimdi başta söylemiştim, şefkat ve merhamet kavramını artık biz aileye gelelim, konumuza gelelim aslında. Hani şefkat ve merhamet kavramlarını tanıdık birazcık. Şimdi biz 2 tane modelden bahsediyoruz. Aslında bu güvenli bağlanma içerisinde kısa da olsa bunlara değindim. Sağlıksız ve sağlıklı aile modeli var. Yani bunları hani bu kavramı ortaya koymada 2 farklı biz aile modelini görüyoruz. Şimdi sağlıksız ortaya koyandan başlamak istiyorum önce. Olumsuz olarak nasıl ortaya koyuyor aileler bunları? Bir kere yani şefkat ve merhametin sağlıksız gösterilmesi bunun gösterilmemesi değil. Bizdeki en büyük problem Türk toplumu olarak söylüyorum kendi kültürümüzde fazla abartılı gösterilmesi. En büyük sıkıntı işte burada. Biz çocuklarımıza özgürlük alanları bırakmıyoruz bunu bu şekilde yaparak. Sevgi ve fedakarlıklarını abartılı bir şekilde gösteriyor bu aileler. Yani bu sağlıksız göstermenin bir örneğidir zaten. Ve başkalarının hayatlarına fazlaca karışıyorlar. Yani bu tabii ki hani şu an için çocuklarından bahsedecek olursak çok ciddi bir şekilde ailelerin o hayata, ailenin içerisindeki diğer hayata ya da başkalarının hayatlarına da fazlaca karışırlar. Ve maalesef ki en büyük sıkıntı burada belki de sağlıklı
ebeveynlerle ayrılan en önemli nokta, kendilerini tamamen çocuklarına adarlar bunlar. Yani bizim bir kere biz de bir bireyiz. Yani kesinlikle bizim de ihtiyaçlarımız var. Bunların hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini bilmek gerekiyor. İşte sağlıksız ortaya koyun. Efendim? Dozu her zaman iyi ayarlamalı. Kesinlikle dozun çok çok iyi ayarlanması gerekiyor. Ve hani o çocuklara tamamen adadığımızda ne olacak bizde? Belli bir zaman sonra artık bizde de bir takım sorunlar ortaya çıkacak. Çünkü kendinize ayırdığınız bir zaman yok. Kendinize şefkat göstermiyorsunuz. Hep başkası için uğraşıyorsunuz. Ve ne olacak? Çocuktan en ufak bir reddedici bir tavır gördüğünde buna maalesef ki tahammül edemiyorlar. İşte böyle bir sorun çıkıyor ve artık hatta şunu da söylemek istiyorum. Ne ortaya çıkıyor? Şimdi ben senin için kendimi saçımı süpürge ettim değil mi? En çok söylenen kavram budur maalesef. Senin için işte gece uyumadım, gündüz uyumadım. Yani hani ne bekliyoruz? Biz minnet bekliyoruz. Maalesef sağlıksız ortaya koyanlar minnet bekliyorlar ve bu reddedici tavırlara tahammül edemiyorlar maalesef. Sonra çocuklarına bağımlı hale gelebiliyorlar. Onlar olmadan hiçbir şey yapamaz, hiçbir adım atamaz hale geliyorlar ve gerçekten psikiyatrik boyutta, psikolojik boyutta da kendileri maalesef öfke patlamaları yaşayarak sağlıksız bir ebeveyne maalesef ki dönüşebiliyorlar. Hatta bu şuraya geçmeden önce sağlıksız da bahsetmek istediğim yine bir kavram var. Özellikle helikopter ebeveynlik kavramı var. Belki duymuşsunuzdur psikolojiye, psikiyatriye karşı ilgisi olan varsa aramızda. Helikopter ebeveynlik de yine böyledir. Ne oluyor? Anne ve baba çocuğun akademik başarısını, sağlığını, sosyal ilişkilerini tüm yönleriyle kendisi yönetmek istiyor. Yani her türlü bütün müdahalede ne yapıyor? Onu koruyucu, onu yönlendirici. Aslında diyor ki ben bunu evladım için yapıyorum. Hayır, sen kendini tatmin ediyorsun aslında bu durumda. Kendi yapamadıklarını belki çocuğuna yönlendiriyorsun. Aslında bir bırak bakalım o çocuk onu istiyor mu gerçekten? Senin bu kadar koruyucu davranış içerisinde olmanı istiyor mu acaba? Değil mi? Bunları ayırt etmek yani ben gerekiyor. Ben aynı konuda bir küçük örnek vermek isterim hocam. Lütfen. Kendi çocuğum için okulda her gün kitaplarını unutuyordu. Ve dolayısıyla okuldaki kitaplarını her çıkışı babası alıp getiriyordu ödevlerini yapması için. Tam bir helikopter aileye örnek yani diye düşünüyorum ben. Evet, bir gün bile kitabını unuttuğunda başına ne geleceğini öğrenme şansını olmadı yani. Hala maalesef aynı şekilde. Maalesef o fırsatı vermiyoruz gerçekten çocuklarımıza. Hani bu helikopter ebeveynlik peki ne yapıyor sonrasında? Hakikaten ne yapıyoruz? Biz çocuğumuzu o anlık korumuş oluyoruz aslında değil mi? O andaki, o durumda oluşacak sıkıntıdan korumuş oluyoruz. Ama işte gelişimsel olarak düşündüğümüzde çocukta fiziksel, ruhsal, sosyal boyutunda ileride gerçekten pek çok olumsuzluklara neden oluyor bu durum. Ve maalesef ki yapılan bilimsel çalışmalar şunu ortaya koymuş. Helikopter ebeveynlik gösteren ailelerin çocuklarında yaşam doyumlarının ileride yetişkinlik döneminde düşük olduğu. Ve yine depresif duygu durumunun daha yüksek olduğu. Maalesef ki bunlar ispatlanmış çalışmalarla. Şimdi sağlıklı nasıl koyacağız peki? Hani aslında olumsuzu söyledikten sonra sağlıklıyı düşünmek bizim için biraz daha kolay. Hani aslında bunun tam tersi gibi düşündüğümüzde. Evet yine burada bakın çocuklar için her zaman iyisini isteyen ebeveynler var tabii ki. Ama ne yapıyorlar burada? Çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak. Yani tamamen ben istiyorum ya da anne baba olarak biz senin için iyisini istiyoruz değil. Burada daha çok ne yapıyoruz? Onların fikirlerine önem vererek. Tabii ki hani bu uç noktalarda değil. Hani. Ama onların iyiliklerini gözeterek. Onların fikirlerini alarak, onların ihtiyaçlarını destekleyerek bunu göz ardı etmeden ortaya koymamız gerekiyor. Ve iletişimde anlayış, hoşgörü, şartsız sevgi bu çok önemli. Hani o sevginin bir kurala bağlanması. Yani işte şunu yaparsan seni severim. Bunu bu çocuk anlamayacak. Yani sizin ona koşulsuz, şartsız bağlandığınızı hissetmesi gerekiyor öncelikli olarak. Yani şartsız sevgi bizim için bir esas. Ve söylediğim gibi hem kendimize hem çocuklara özgür bir alan bırakmamız oldukça önemli burada. Ve çocukların davranışlarında biz olumsuzlardan daha çok olumluya vurgu yapılması burada çok önemli. Ve söylediğim gibi şartsız, her koşulda var olan, sürecek olan bir sevgiye sahip olduğunda onlara hissettirmemiz gerekiyor. Peki biz bu noktada neler yapalım? Hani üzerimize düşen, evet şartsız sevelim. Ama bir kere çocuklar öncelikli olarak biliyorsunuz öğrenme kuramına göre ne vardır? Çocuk rol model alır bizi.
Ya bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yani rol model olacağımızı. Çünkü çocuklar biliyorsunuz söylediklerimizden çok yaptıklarımızı örnek alırlar bizim. Yani söylediğiniz şey hani denir ya büyüklerimiz bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Maalesef böyle. Ama işte biz eğer ki bunu yaparsak çocuk bizi rol model alarak onu o zaman o da kendisini artık özümseyecek bunu. Evet birkaç öneri koydum buraya ben. Sabahları güler yüzlü olun ve günaydın demeyi unutmayın. Çocuğunuzun arkadaşları ve kardeşleri sevdiği bir oyuncağı paylaşmasını teşvik edelim. Bu ne yapacak? Yardımlaşma duygusu, o şefkat duygusunu da arkasından tabii ki getirecek. Yine söylediğim gibi sevginin ifade edilmesi çok önemli. Hem size hem arkadaşına bunu mutlaka ifade edebilmesini sağlamamız gerekiyor ki söylediğim gibi biz rol model olarak onları her daim, onları koşulsuz şartsız sevdiğimizi ona ifade etmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Ve yardıma ihtiyacımız olduğunda mutlaka onlardan yardım istemeliyiz. Yani tabii bu yaş grubuna göre çocukların yapabileceği sorumluluklara göre değişir. Onlardan yardım istemeliyiz. Ve çocuğumuzu söylediğimiz gibi olumlu davranışlar olduğunda onu motive etmeliyiz. Yani desteklemeliyiz, takdir etmeliyiz, onaylamalıyız. Yine bizim yani bunu konuşacak olursak bize süreler yetmez aslında. Yani takdir edilme, onaylanmayla ilgili çok sıkıntılarımız var. Yani çocuklara bize onayı yapmalıyız ki çocuk bunu başka bir yerde aramasın. Başka bir yerde takdir edilme, başka bir yerde sevgi, başka bir yerde onaylanma bunu aramaması gerekiyor. O evin içerisinde onu görmesi gerekiyor. Ve çocuğumuzun sevdiği arkadaşına birlikte bir hediye almak, hediye yapmak, yine o yardımlaşma, ona karşı sunduğu o güzellik, bunun farkına varabilmesini sağlamalıyız. İnşallah şartlarımız el verirse bir yardım kurumunu ziyaret edebilmek. Hani COVID sürecinde olunca her daim bu bizim maalesef ki artık hayatımızda. Bir yardım kurumunu ziyaret edebilmek, o merhamet duygusunu, o şefkat duygusunu çocuğa hani gösterebilmek, onu hani yaşatabilmek için bu çok önemli. Sonra sizin yanınızda birisi, çocuğunuzun yanında sizden yardım isteyen bir kişiye karşı mümkün oldukça hayır dememeliyiz. Hani çünkü yardımlaşmanın önemini, ona şefkat göstermeyi, merhamet göstermeyi öğrenmeli. Ama eğer ki hani oldu, birisi sizde yolda bir şey istedi ama şu an şartınız uygun değil, durumunuz uygun. O zaman da onun mantıklı sebebini o çocuğa söylemek gerekiyor. Yani bunu anlatmak gerekiyor. Neden böyle davrandığınızın mantığını mutlaka ona göstermemiz gerekiyor. Yine akraba ziyaretleri çok önemli. Biliyorsunuz bu zaten bizim hani İslamiyet'te de oldukça çok vurgulanıyor ki şefkat, merhamet konusu da öyle yine. Hani akraba ziyaretleri oldukça çok önemli. Ve söylediğim gibi temel kural aslında bizim iyi bir rol model olmamız çok önemli. Yine vurguluyorum çocuklar söylediklerimizden çok yaptıklarımıza daha çok odaklanıyorlar. Bunu kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada da yine hani çok güzel böyle kültürel, dini çok güzel sözlerimiz var. Yani pek çok yerde. Yani benim size anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Süremizi de etkin kullandık sanırım. 4 dakikamız kalmış. Daha da var evet, vaktimiz biraz da. Teşekkür ederiz hocam. Dilinize sağlık. Çok güzel oldu bence. Ben çok faydalandım. Kendimi öyle olmuştur. Derken kendi ailemi de düşündüm. Çocuğumu, kendi yapımı da çok faydalandım, çok bilgilendim. Ağzınıza sağlık. Sorular varsa alabiliriz katılımcılardan. Evet, lütfen. Chat kısmından sorusu olan varsa oradan alabiliriz. Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler varsa onları da değerlendirebiliriz. Yani bu sözler hakikaten aslında çok güzel veriyor bize. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Peygamber Efendimiz'in bir sözü. Yalnız kendini koruyan kişi merhamet sahibi değildir. Merhametli kişi başkalarının iyiliği için çalışan kimsedir. İyi kimse derdi olanlara deva olur. Yine Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Sende zulüm, haset, merhametsizlik ve bunlar gibi kötü huylar olduğu halde bunlardan dolayı kendine gücenmiyorsun da bunlar bir başkasında görünce ürküp rahatsız oluyorsun. Bu ürküş insanın kendinden ürkmesidir. Yani ben her zaman söylüyorum. Önce biz kendimiz, yani kendi duygularımızın farkında olmalıyız. Ve bunu ortaya koyduktan sonra başkalarına bunu, onu hissedebilmeliyiz başkalarında. Yine insanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir şeklinde. Yine Sa'di Şirazi'nin de çok güzel bir sözü var. O soruyu da biraz önce paylaşmıştım. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Başka programlarda tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz hocam.